Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nehmeduke Allahümme ala ni'amin yu'zinul hamdu bi izdiyadiha. Evet, Cemül Cami' metni. Nehmeduke Allahümme yu'zinul hamdu bi izdiyadiha. Yani ey Allah'ım, sana hamd ediyorum. Yani seni güzel vasıflarla ne yapıyorum? Övüyorum. Öyle bir hamd ki, o hamd, o nimetlerin artmasını ne yapıyor? İlan ediyor, bildiriyor yani. Yani Allah'a hamd etmek, nimetlerin artmasına vesile oluyor. Çünkü, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ demiştik, bu ayete işaret ediyor. Andolsun şükrederseniz nimetlerimi artırın demek, şükretmek, Allah'a hamd etmek, nimetlerin artmasına vesile oluyor. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم أي نصفك بجميع صفاتك يا الله. Evet. Ey Allah'ım diyor, seni bütün sıfatlarınla vasf ediyorum. Tabi icmal tarihi üzere. Yoksa hiçbir beşerin gücünde, kudretinde değil ki Allah'ı bütün vasıflarıyla ne yapsın? Vasıflasın yani. Bütün sıfatlarıyla ne yapsın? Vasıflasın. Burada ala tarikil icmal diyeceğiz. Yani icmal tarihi üzere. Yoksa insan ne kadar da gayret gösterse Allah'ı bütün sıfatlarıyla ne yapamaz? Vasıflayamaz yani. Evet. İzil hamdu kema kâle zemahşeriyyü. Edün için nasifuke bi cemî sıfatike diye ne yaptım, tefsir ettim. Çünkü diyor ki, İzil hamdu kema kâle zemahşeriyyü fil fâiki. Zemahşerinin el-fâik adında garibul hadis. Yani hadisteki garip kelimeleri, yani Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bulunan bu garip kelimeleri açıklayan, tefsir eden güzel bir kitap vardır. El-Faik fi Garibil Hadis adında. İşte orada demiş ki Zemahşeri. Zemahşeri de muteber bir alimdir. Dil konusunda hüccettir. Ondan delil getiriyor. Demek ki hamd Zemahşeri'nin Faik adında kitabına göre El-Vasfü bil Cemil. Evet. Yani güzellikle ne yapmak? Vasfetmek. Yani güzel şeylerle vasfetmek manasında. Şimdi aslında buna münasip şöyle kıyas şunu, yani İmam Mahal'in şöyle demesi gerekirdi. Nasifüke bisfatikel cemileti cemi'eha. Bak cemile, yani cemil kaydını da orada eklemesi lazım. Çünkü elvasu fil cemil dedi. Ama yani bu ihtisar etti. Yani çünkü açık olduğundandır. Yani maksat budur yani. O yüzden yani demedi nasifüke bisfatikel cemileti cemi'eha. Yani ihtisar etmiş. Manada zaten açıktır, makamdan bellidir. Demek ki el-vasf bil cemil. Şimdi bu tek şeyi yani şimdi bunu ifade etmek için iki mukaddime gerek duyacak. Diyecek ki ve kullu min sıfati teala cemilun. Evet. Dedi ki nasifuke bi cemii sifatike. Bak bi cemii sifatike. Normalde o bi cemii o faikten naklettiğinden anlaşılmadı. El vasf bi cemil. Peki o cemii nereden çıkaracak? Şimdi o da makamın manatından, makamın yardımıyla onu ne yapacak şimdi çıkaracak? Mukaddime yapıyor. Ve kullu min sifati teala cemilun. Allah-u Teala'nın bütün sıfatları nedir? Cemildir. Bu birinci mukaddime. وَرِعَيَةُ جَمِعِهَا اَبْلَغُ فِي التَّعْزِيمِ Allah-u Teala'nın bütün sıfatlarına riayet etmek tazimde daha mübalağalıdır. O tazim ki اَلْمُرَادِ بِمَازُكِرَ يَنَّحْمَدُكَ'den murad da tazimdir zaten. Yani ona uygun olan, yani o tazime uygun olan da Allah-u Teala'nın bütün sıfatlarına ne yapmak,
vasfetmek, bütün sıfatlarla vasfetmek. Niçin nehmedükeden murad tazimdir? İzil muradu. Evet. İzil muradu bihi icadur hamdi. Evet. Çünkü o nehmedükeden murad hamdi icat etmektir. Yani innema kânel muradu bihi mazükre tazimu liyennel murade bi inşaul hamdi. Evet. Yani icat burada inşa manasında. İcadur hamdi yani şarihler diyor ki icat kelimesi yerine keşke inşa deseydi. Çünkü icat Allah'a hastır. İcat etmek yani yoktan var etmek manasında. Yani burada maksat izil muradı bir inşaul hamdi. Hamdi inşa etmektir. Hamdi inşa etmek de bir şeydir yani tazimdir. Ondan sonra bir daha büyük bir medihtir. Hamdi inşa diyorsun, ihbar etmiyorsun. Lel ihbaru bi ennehu seyucedu. Çünkü murat değil ki ben ileride Allah'a hamd edeceğim. Yani bu murat değildir. لِيَنَوْ لَا يَكُنُ حَامِدًا وَمُخْبَرًا عَنْ ذَٰلِكَ الْحَمْدِ فِي آنٍ وَاحِدٍ. Çünkü hamdi icat ediyor, bir de ihbar ederse bu ileride olacak. Çünkü hamdi inşa ederken onu da ne yapmak? Mesela hamd yaparken bir de ondan da ihbar veremez. Çünkü hamd, çünkü senadır. Sena da dille yapılan bir şeydir. İhbar da dille yapılan bir şeydir. Yani tek bir anda, tek bir vakitte hem hamdı söylemek hem de hamdan haber vermek mümkün olmadığından dolayı lel-ihbar bi-ennehu seyucedu. O yüzden diyorlar ki seyucedu demiş. Evet. Yani o sin getirmiş. Çünkü muzari hem hale hem istikbale de nedir? Delalet eder. Ama ihbar etmek çünkü yani o anda hamd ediyor. O anda hamd ettiği için ihbar ancak müstakbelde olur. Yani o anda olmaz. O yüzden seyucedu dedi. Evet, seyucedu. Yani şarihler onu öyle açıklıyorlar. İzi salatu velhamdu. Tabi salat da aynısıdır. Dürlen mekan elhamdu likevni senaen. Dür hamd sene olduğundan dolayı innema yüteedda billisan. Dille ancak ne yapılır, eda edilir. İstehalel ihbaru anu halet telebbüs bi. Yani hamdle meşgul olduğu anda o ondan ihbar etmek bu muhaldir. İz kullu minel muhbari anuhu ellezi vel hamd. Çünkü ihbar edeceği şey hamddir. Haber de vel haber kavlun. Hepsi de kavl olduğundan dolayı ancak bu istikbale nazaran bu sahih olur. وَلَيَسَيْدِ اِخْبَرَانِ اِلَّا بِالنَّظَرِ الْاِسْتِقْبَالِ. O yüzden seyyucedu dedi. دُونَ يُوْجَدُ اَوْ مَوْجُودٌ demedi yani. Evet. Oradaki nükte de budur yani. وَكَزَ قَوْلُ نُسَلِّ وَنَدْرَعُ. Orada da öyledir. Orada da nedir? الْمُرَادُ بِهِ اِيْجَادُ صَلَاتِ وَالدَّرَاعَةِ. Evet. Yani o salatı inşa etmek, o daraata, o yalvarmayı ne yapmak, böyle inşa etmek manasında. لَلْ اِخْبَارُ بِأَنَّهُمَا seyucedani. Çünkü salatı getirdi. Yani salat Peygamber Efendimiz salat yaptığında bir de aynı anda da onu ihbar edemez. Evet. Ya da Allah'a yalvardığında ondan ihbar da aynı anda yapamadığından dolayı o yüzden ne dedi? Burada murat inşadır. Burada murat inşadır. İhbar değildir. Çünkü aynı anda olamadığından dolayı. Evet. O sinin getirmesinin sebebi de çünkü halde ihbar edemez. Ancak ihbar müstakbelde olur. Yani onu biraz önce söyledik. Şimdi diyecek ki nehmedüke Allahümme. Nehmedüke Allahümme. Niçin nehmedüke dedi? Nun asa ahmedüke demesi gerekirdi. Niçin nehmedüke dedi? Onu şimdi onun nüktesini beyan edecek. Biraz da tekellüf yapacağız. Çünkü normalde yani getirdiği illet biraz hani zihin ona intikal etmesi biraz zordur. Aslında şöyle deseydi mesela şarihler şöyle diyor. Mesela Kadı Zekeri El Ensari diyor ki burada deseydi ki yani burada nefsini hedmun nefs yapmış. Sanki Allah-u Teala'ya kendi tek başına hakkıyla hamd edemeyeceğinden dolayı yani nehmedüke demiş. Böyle deseydi daha mesela uygun olabilirdi mesela.
Evet. Ama şimdi bakalım İmam Mahalli ne diyecek? Nahmedüke'deki ununun nüktesini söylüyor. Ve etâ bi nunul azameti diyor. Onun ki azamete deler diyor. Onu getirdi. Yani Nahmedüke nun getirdiği. Niçin? Li izhari mezumiha. O azameti mezumi. Yani aslında buradaki mezum lazım manasında. Onun lazımı ki ellezî huve ni'metun. Evet. O mezum ki nimettir. Mezum da o tazim diyecek. Mezum da tazimdir. Bu bir nimettir. Ellezî ve ni'metun. O mezum da min tazimillâh teâlâ lehu. Allah Teala'nın musannıfı böyle değerini yüceltmesi. Neden dolayı onun değerini yüceltmiş? بِتَئِهِلِهِ لِلْعِلْمِ İlime ehil kılarak, yani onu ilim sahibi yaparak onu tazim etmesini izah etmek için. Evet. Demek ki وَاَتَ بِنُونِ الْعَزَمَةِ Nun, yani Nahmedüke dedi. لِيِظْهَارِ Yani bunu ne yapsın, meydana ortaya çıkarsın. مَزُومِهَا Bu azametin mezumi ki tazimdir. اَلَّذِي وَنِعْمَةٍ O tazim de bir nimettir. O mezum nedir? Min tazim illahi teala lehu. Allah Teala'nın onun değerini yükseltmesi, yüceltmesi. Nasıl onun değerini ne yapıyor? Yüceltiyor. Bi tehilihi lil ilmi. Onu ilme ehil kılarak. Yani onu ilim sahibi yaparak Allah Teala'nın onu tazim ettiğini, yani bu nimeti ne yapsın? İzhar etsin. İmtizalen. Şimdi biri diyecek ya bu nefsini tezkiye etmek gibi oluyor. Hayır diyor. Bu imtisalen, yani niçin izah ediyor? İmtisalen li kavli teala ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis. Allah-u Teala'nın nimetine gelince onu da ne yap? İnsanlara bildir, söyle. Bu ilme ehil kılması da Allah-u Teala'nın musannıfı ilme ehil kılması bir tazimdir. Bu da nimetlerin en büyüğüdür. Ne yapıyor bunu? İnsanlara bildiriyor. Bir de şöyle diyorlar, maksat bir de insanlar onun kitabına yönelsin. Yani ilim sahibi olduğunu izah ediyor ki bu maksattan. Yoksa kendini böyle temizlemiyor, büyük görmüyor. Maksat ki Allah Teala bana da ilim vermiş, beni ilme ehil kılmış. İnsanlar yani bu kitabı okuduğunda yani bu alimdir. Yani öyle cahil bir insan yazdığı bir kitap değildir. İnsanlar o kitaba yönelsin diye. O nimeti ne yapıyor? Bildiriyor. Çünkü İlim nimeti, nimetlerin en büyüğüdür. Evet. İşte bu ne yapıyor? Bu ilim nimetini Allah-u Teala'nın kendisine ilim vererek, ilim öğreterek onun değerini yükselttiğini insanlara izah etmesi manasında. Yani toplu mana yaparsak şöyle yapabiliriz. Allah'ın musannıfı yani İmam Sübki'yi en büyük nimetlerden olan ilme ehil kılarak yüceltmek olan azameti mezumunu İzhar etmek için Nun-u Azamet ne yaptı? Getirdi. Evet. Peki Nahmedüke dedi. Yani burada fiil mudari getirdi. Hem de fiil getirdi. Çünkü bu diyorlar şöyle. Bu cem-ül camiate müteceddit nimetlerdendir. Bu müteceddit nimete de teceddüd-i istimdirariye delalet eden fiili muzari getirmekten münasip oldu. Yani Nahmedüke. Yani bu hamd zaman zaman devam edecek, istimrar edecek. Yoksa mesela hamidtu deseydi, Allah hamd ettim, bu bitti, oldu gitti, hamd ettim gitti. Ama nahmedu, bu devam ediyor. Hem de teceddüt ediyor, hem de devam ediyor. İstimrari teceddüdü diyorlar buna. Evet, nahmedu kendi nüktesi de o. Allahümme. Evet, şu ona da gelecek şimdi. Ve kalema tekaddeme... Duna nahmedullah yani nahmeduke Allahumma yani takaddümden murat odur. Ve kale ma takaddeme yani geridekini söyledi. Yani nahmeduke dedi, nahmeduke Allahumma dedi. Duna nahmedullah, nahmedullah demedi. El ahsar minhu. Nahmedullah, nahmeduke Allahumma'dan daha şeydir. Muhtasardır. Çünkü nahmeduke orada kaf var. Bir de Allahumma var. Evet, ya Allah'tır aslında. Nahmeduke ya Allah'ı, ya Allah. Niçin böyle dedi de Nahmedullah demedi? El-Aksari minuhu. Şimdi bu ismu taftilin üzerindeki elif lam
eliflamlı geldiği zaman min ile kullanılmaz. Diyorlar ki oradaki eliflam, el-aksa'daki eliflam zayittir diyorlar. Başka şeyler de diyorlar. Biz zayit diyelim. Evet, belki zarureten dolayı getirmiş. Duned nehmedullah el-aksari minhu. Çünkü nehmedullah daha muhtasardır. Niçin kâle metekaddeme, yani kâle nehmedükellâhumme duned nehmedullah? Litelezzüzi bi hitabillahi teâlâ. Allah Teala'ya hitap etmekle lezzetlenmeyi ne yaptı? Ümit etti, kast etti. Bundan dolayı nehmedüke, ya Rabbi, yani sana, yani o hitap, hem hitap da ya Allah da, o da bir nida da Allah'a bir nedir? Hitaptır, yöneliştir. Bir hitap ile teala ve nidai. Hem Allah'a hitap etmekle hem de ona nida etmekle, yani bundan ne yapsın? Bir lezzet alması için ne yaptı? Nehmedüke Allahümme söyledi. Evet. O zaman şarihler şöyle diyorlar. وَلَعَلَّ سِرَّ فِي ذَٰلِكَ, yani buradaki sır Allah alem şöyle olabilir diyor. كَوْنُ حَمْدِ هِنَ izin. O zaman bu musannıfın hamdi nehmedüke Allahümme, bu hamd ala vecil ihsan, tam ihsan veci üzere ne olmuştur? Olmuştur. اَلْمُشَارِ اِلَيْهِ بِقَوْلِ sallallahu aleyhi ve sellem اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهِ كَاَنَّكَ تَرَاهِ. Yani sanki Allah'ı görür gibi. Bu da sanki Allah'ı görüyor gibi Allah'a hamd ediyor. Evet. Şimdi tabi burada şöyle diyorlar. Mesela Allah'a hitap etmek sanki yakınlık manasındadır. Allah makam ve mevki olarak bizden uzaktır. Diyeceğiz ki burada yakınlık Allah'ın kulu murakabe ettiğini hissettirmek manasında. Uzaklık ise makam mevki cihetinden ya da kurbiyet Allah'ın kulağı şah damarından yakın olduğundan, uzaklık ise yani kul beşeri hastalıklarla, günahlarla iç içe olduğundan dolayı kula nispeten kul da Allah'tan sanki uzaktır, yani o manada cevap veriyorlar. Evet. Demek ki وَقَالَ مَا تَقَدَّمَ, yani تَقَدَّمْ ma, yani ve kâle ma tekaddeme, yani ma tekaddeme nehmedüke Allahümme, yani bunu söyledi. Dûne nehmedullah, nehmedullah demedi. El ekseri minuhu, halbuki nehmedullah daha o ma tekaddemeden daha nedir? Muhtasardır. Littelezzuzi bi hitabillahi teala ve nidaihi. Allah Teala ya olan hitabıyla ve ona nidasıyla lezzetlenmek için. Evet. Vaadalada kalalım. Şimdi bunun benzeri mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a ya Musa elindeki nedir? Ve ma tilke bi yeminike ya Musa. Yani o elindeki, sağ elindeki nedir? Buyurunca Musa Aleyhisselam başladı. Yani asam diyebilirdi. Asamdır, onunla ne yaparım? Ona dayanırım. Hayvanlarım için yaprak sirkelerim. Onun için birçok şeyler yaparım. Yani işte o hitapla telezzüz için biraz lafzı ne yaptı? Uzattı yani. Yani itale etti, uzattı. İşte aynı o da bunun gibi yani. Evet. Bazen Allah Teala'nın o hitabından gelen tatlılık uzatmaya ne yapabiliyor? Vesile olabiliyor. Evet. İnşallah yarın da وَعَدَلَ عَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اَسْسِغَةِ الشَّاعِيَةِ لِلْحَمْدِ. Mesela normalde elhamdülillah niye demedi? Onun nüktesinde yarın inşallah okuruz. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين